Mutfakta da çok güzel lezzetler yapılıyor. İki tane de güzel konuğum var. Organizatör Ebru Ateşim geldi. Ne haber arkadaşım? Çok teşekkür ederim. İyiyim canım. Seni gördüm daha iyi oldum. Ben sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim canım benim. Çikolata üreticisi Seyit Mehmet Çağrıcı Beyefendi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik sizlere sormalı. Bizler de iyiyiz. Siz yıllardır çikolata üretiyorsunuz. Babadan gelen bir devamlılık değil mi? Yani babadan demeyelim de ailemiz çikolatayla, pastayla daha çok amcalarım meşguller. Hala da devam ediyorlar. Yani küçüklüğümde onların atölyesine girdiğimde böyle ufak tefek bir çağrışım yaptı. Üniversite döneminde de böyle bir hayalim vardı açıkçası. Yani uzun süredir bunun bir birikimi vardı. Ürünler olsun, ürünlerin isimleri olsun, menümüz olsun. Birkaç arkadaş bir araya gelip bu fikri fiiliyata döktük. 3 yıldır işletmemiz yerinde. Bravo. Üniversitede okudunuz sanki benim. Ben edebiyat okudum 2 yıl. Bıraktım. Şimdi bu işle meşgulüm, çikolatayla meşgulüm. İçine notlar yazıyor musunuz, edebi? Yani çikolatalarımızda değil ama işletmemize gelen misafirlerimiz zaten çikolatadan önce o edebi havayı alıyorlar. Yani bizim oradaki menülerimiz çeşitli yazarların kitapları, şiir kitapları. Kutular da çok şık. Aa, burada bir şey var, Özdemir Asaf yazıyor. Evet. Severiz. Evet. Sevilenin yanlışı görünmez. Sevilmeyenin görüntüsü yanlıştır. Özdemir Asaf. O küçük notlar mesela kahve içen misafirlerimize geliyor. Sunumlar çok güzel, kutular çok güzel. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım babında değil mi? Kesinlikle. Çok hoşlar. Çikolatalarımız da kutularımız da tamamen el yapımıdır. Zaten bu üzerindeki işlemeleri, çiçek motiflerini falan görüyorsunuzdur. Artık öyle. Bebekler doğuyor. Organizatör burada. Benim konuşmama ne hacet efendim. Değil mi? Bebek doğması, baby shower'lar. Öncesi sonrası evet. Doğum anı. Evet. Cinsiyet sonra mevlid, de var mevlidler. Şimdi. Evet. Şimdi dişi var. Çocukları evet. Çok fazla. Ben Seyit Bey'e döneyim, Mehmet Bey'e döneyim. Şimdi çikolata bizim kültürümüzde kaç yıldır var? Tarihi nedir? Çikolatanın tarihi çok eski. Yani milattan önce 600'lü yıllara kadar dayanıyor esasında. Ama Osmanlı kültüründe mutfak çok baskın olduğu için şekerlemeler olsun, lokumlarımız olsun. Osmanlı saraylarına giriyor sadece. Yani halkın tüketebileceği bir yiyecek değil o dönemlerde. Sadece saray mutfağında işte bu elçiler vesilesiyle padişahlara sunum olarak, ikram olarak geliyor. O dönemde de yine içecek olarak geliyor. Yani bildiğimiz tablet çikolata şeklinde değil. Zaten bu işi dünyaya yayılmasını sağlayan İspanyollar. Özellikle Amerika'nın keşfinden sonra zaten çikolata dünya piyasasına yayılmış oluyor. Orada aslında Amerika keşfedilmiyor. Orada bir çikolata keşfediliyor. Çünkü bu Mayalar döneminde, Aztekler döneminde hem ilaç olarak kullanılıyor hem oradaki kralın içeceği olarak kullanılıyor ve sadece o tüketebiliyor. Sonraki dönemlerde bu çikolata işte farklı şekillerde işlenerek bugünümüzdeki halini alıyor. Bunu da biz İngilizlere borçluyuz. Yani tablet olarak ilk çikolatayı bize İngilizler dünya piyasasına sunuyorlar. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nda böyle askerlerin düşen moralini yükseltmek için ne yapalım diye düşünüyorlar. Çikolata verelim. Orada askerlere çikolata dağıtıyorlar. Motivasyon da başlıyor, lezzetli, orada mutluluk veriyor. İnsanlar savaşı, ailelerini bir kenara bırakıp çikolatayla mutlu olabiliyorlar yani. Çikolatanın böyle bir etkisi var. Ayrıca çikolatayı siz yemeden de mutlu olabiliyorsunuz. Ya dünya üzerinde böyle bir ilaç yok. Doğru. Yani ilacı görüp tedavi olmuyoruz biz. Ama çikolatayı gördüğümüzde gözlerimiz gülmeye başlıyor hemen. Değil mi? Daha yemeden. Peki nişanlarda, kız istemelerde ne tarz çikolatalar tercih ediliyor? En makbulü nasıl? Yani en makbulü nasıl? Çikolata normalde ülkemizde genelde ambalajlı çikolata olarak satılıyor. Bu hani geçmişte de böyleydi. Çocukluğumuzda hatırlarız. Bize çikolata kasesi sunulduğunda ilk böyle çikolataları alırdık. Yani böyle açık şekerleri, şekerlemeleri, lokumları almazdık. Hala o biraz devam ediyor. Biz bunu biraz yıkmaya çalışıyoruz. Çünkü kapalı şeyin içerisindeki ne olduğu belli değil. Görmüyorsunuz. Kapalı dediğiniz mesela şöyle kağıtların içerisinde sarılı olanlar vardır. Evet. Onlar olmasın mı diyorsunuz yani nişanlarda? Onlar endüstriyel ürünlerdir. Evet. Onları uzun dönem muhafaza edebilirsiniz. Ama bu çikolataların 10 gün, 15 gün
ömrü vardır. Bunları tüketmek lazım. Kesinlikle. Bir an önce. Ay ikram edeyim bir saniye. Şöyle. Canımcığım. Ağzın tatlansın. Ah. Kaliteli, çok güzel, çok sağlıklı. Çok kaliteli, peki. Afiyet olsun. Gerçek çikolata bunlar. Demişken hemen sormak istiyorum. Teşekkür ederim. İyi çikolatayı nasıl anlarız? İyi çikolatayı nasıl anlarız? Bir baklava yeme tekniği vardır, bilirsiniz değil mi? Ters çevirip damağa yapıştıracaksınız. Kesinlikle. Evet. Çikolatayı da ağzımızda çiğnemeden önce damağımızda bekletiyoruz. O beklerken zaten kakao yağını siz hissetmeye başlarsınız. Çikolata erimeye başlar. Çikolatanın erime sıcaklığı 34 derece. O eridikçe zaten içerisindeki aromayı vermeye başlar, bu kakao yağını vermeye başlar. Siz gerçek çikolatayı orada hissetmeye başlarsınız. Esas şey çikolata yutulduktan sonra, yani ağzınızda bıraktığı o tat çikolatanın kalitesini gösteriyor. Boğazınızda yanma, kaşıntı falan varsa o orijinal bir çikolata değil, kaliteli bir çikolata değil esasında. Ülkemizde en çok beyaz çikolata mı, fındıklı sütlü mü, yoksa bitter çikolata mı tercih ediliyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Sütlü çikolata çok fazla tüketiliyor. Bunun içerisinde de böyle biraz karamelize edip süt oranını biraz yükseltip aslında orada çikolatanın kalitesini düşürüyorlar. Çikolata ne kadar siyahsa, yani ne kadar bitterse esas çikolata o olmuş oluyor. Beyaz çikolatanın vücuda herhangi bir faydası yok. Öyle mi? Yani tadından ziyade bir faydası yok. Bitter çikolata. Kesinlikle bitter çikolatayı tüketmek gerekiyor. Ha, tüketmek gerekiyor. Kocaman bir bıçak aradım. Ben şunları, siz nasıl olsa süslemecisiniz, tekrar süslersiniz diye düşünüyorum. Müsaadenizle. Çok güzel hazırlanmışsınız, getirmişsiniz ama şu içini bir görelim değil mi Ebru'cuğum? Görelim evet. Şu süslemenin güzelliğine bakar mısınız? Çok meraklıyımdır ben, onu yakından görmem lazım. Nasıl bir sanat? Lütfen, lütfen. Böyle gelir ya istemeye geldiğimizde. Bir olaydır çikolata, çiçek. Ama ya şimdi Ezgi'cim baktığım zaman çok güzel süslemeler. Evet. Yani bebek için ayrı çikolatalar, o üzerleri değişik değişik, kıza erkeğe göre, sözde, nişanda, düğünde de öyle. Biz aynı zamanda tasarım da yapıyoruz, evet. Özel tasarım. İşte çikolata süslemeleri, nişan bohçaları, sepetler, hepsi bizim kendi imalatımız. Hanımefendi organize kısmı demişken biz bazen unutuluyoruz yani bu organizasyonun içerisinde. Bazen böyle telaşlı aileler geliyor, ya bizim akşam sözümüz var, ne kadar vaktimiz var, yarım saatimiz var. Yarım saatte kız evinde olması lazım ve biz o arada çikolatayı hazırlamış olmamız lazım. Aslında çok önceden hazırlamak lazım değil mi? İşte yani bu noktada da böyle organizatörlerle birlikte çalışırlarsa biraz daha rahat ederler. Oo, hazire çıktı. Hanımlar bakın, bakın, bakın. Ay çok güzel. Bunlar da böğürtlen gibi böyle. Bu ayva üstü böğürtlen kaplıdır. Aa. Frambuazlı bu beyaz çikolatalarımız, kahveli, sütlü. Biz yaklaşık 50 çeşit çikolata üretiyoruz. Bu mevsime göre işte meyve olur, kuru yemiş olur, değişiklik gösteriyor. Mesela ben orada bal kabağı püresini gördüğümde aklıma hemen bal kabaklı çikolata geldi. Yaklaşık 2 hafta sonra o da hazır olmuş olacak. Yani siz mevsiminde hem meyveyi yiyorsunuz, hem çikolatasını tüketmiş oluyorsunuz. Ben yiyemiyorum. Şu narlıdan atar mısın ağzına? Evet. Merak ettim. Onu sonradan tadına bakacağım. Burada daha zaten nefes alamıyorum. Bir de onu ağzıma atarsam hiç konuşamayacağım çünkü. Muhteşem. Kıtır kıtır değil mi? Harika, evet. Bu drajelere de bayılıyorum ben. Direkt direkli oluyorlar ya. O biraz şey aslında. Bizim şekerlemeye giriyor değil mi? Kültürümüzün ortaya çıkardığı bir üründür. Çünkü çikolata esasında o değil. O biraz daha bahsettiğiniz gibi şekerleme grubu. Bir de burada böyle mantar gibi. Bu nedir? Neli? O pralin. Fındık pralinlidir. Hindistan cevizli, beyaz çikolatalı. Bu beyaz çikolatadır. Bu yine beyaz pralin vardır. Çilekli muzlu var, çilekli var. Frambuazlı var, limonlu var, naneli var, kavunlu var. En kalitelisi hangisi oluyor? Yani en ağır kaçan böyle kız istemeye giderken böyle bir giriş yapıyoruz ya kapıdan. Evet. Yani orada ağırlıklı spesyal çikolatalar tavsiye ediliyor. Biz de gelen müşterilerimize onu söylüyoruz. Tamam, siz görselliği ön planda istiyorsunuz ama çikolatanın tadı da güzel olsun. Gelen misafirlerinizi hoşnut gönderin. Zaten kız istemeye giden çikolataların geri dönüşü mutlaka oluyor. Biz bu çikolatalardan almak istiyoruz. Ona da yardımcı olabilirim isterseniz. Şimdi birazcık denedim. Sözde çikolata gider, sonra ikram edilir değil mi? Tabii. İstemeden sonra mı oluyordu hayatım? İstemeden sonra, evet. İstemeden sonra
Kahveden önce mi sonra mı? Böyle sıralamalar vardır. Çok önemlidir. Evet. Bir de bir panik olunur. Gizem de yaşadık o paniği. İstemeden sonra mı kahveyi versek? Kimisi diyor hayır sonra verilir. Kimi diyor önce bir kahve ikram edelim sonra isteme olsun. Çünkü o da bir kargaşa oluyor. Bir telaş oluyor. Tabii değil genelde mi? Kahveden sonra. İstedir. Evet. Yani... Şöyle gösterelim. Damat adaylarına özellikle o aşamada çikolata vermek gerekiyor. Onlar için o an hiç fark etmiyor. O gece bitsin diye bakıyor. En heyecanlı olan damatlar. Yok, tuzlu kahvenin üzerine biraz damağı yumuşatmak gerekiyor yani. O yüzden çikolata ne kadar kaliteli olursa biz damadın o anki ızdırabını biraz daha azaltmış oluruz. Siz de yaptılar mı? Bana yapamadılar. Neden? Aslında orada büyük bir organizasyon düşünülmüş. Ama eşimin... Kuzenleri oradaki projeyi biraz berbat etmişler. Ve ben istediğim gibi kahve içmek zorunda kaldım. Ah. Elektrikli cezveyi ocağın üzerine koymuşlar. Aa. Öyle yani orada cezve yandı tabii. Ben de kendi istediğim gibi orta şekerli bir kahve içmiş oldum. Aa, güzel olmuş değil mi? Yani dönüşüm oldu sonra tabii bunun. Tuzlu mutlaka, kahveyi mutlaka o içilecekse o hatun onu mutlaka içirir. Kesinlikle. Burada neli var yine çikolatalarımız? Burada yaban mersinli var, ananaslı var çikolatamız. Vişneli var farklı olarak. Yine sütlü bitter çikolatalarımız var. Kahveli çikolatalarımız var. Harikalar gerçekten. Bu da bebek için. Bunu evet. Çözmeye de kıyamadım. Böyle bir elim gitmedi yalnız. Çok şık. Çok güzel. O işin en son oluyor aslında. Hani organize kısmı, kız isteme kısmı, gelinlik kısmı. Ve Allah herkese nasip eder inşallah. Yani bekarlarımıza da. Bu en son en heyecanlı kısmı oluyor herhalde. Bebekle taşlanıyor evlilik değil mi? Çok hoş. Bunları hemen tüketmek lazım ama değil mi? Ne kadar süre sonra? Bu mesela ambalajlı çikolatadır. Bunların raf ömrü bir yıldır. Bir yıl? Evet. Ha bir şey olmuyor. Bir yıl bir şey olmaz o çikolata. Bunu adet kişi sayısına göre ama açık evet. Olanları ne kadar sürede tüketmek lazım? Yani bunlarda 10-15 gün maksimum tüketmek gerekiyor. Tabi bunların içerisinde endüstriyeller var, el yapım ürünler var. Bunu itinayla, özenle yapmış olan... Arkadaşımız diyecek ki ben o kadar uğraştım Ezgi Hanım bir çırpıda hepsini birden açtı diyecek. Ama tabii ki bunu görmem lazım benim. Dışı çok hoş. Mevzu da içinde. Tekrar bunu nasıl yapıyorsunuz? Şöyle bir gösterir misiniz o sarmayı da tekrar? Hadi bir de yine de kalanlar süslü görünsün. Yani burada esasında çikolatanın bile... Yani o anki ambalajı günün renkleriyle uyumlu olması gerekiyor. Belki damadın yanında gidecek çiçeğin, hanımefendinin üzerindeki kıyafetin renkleriyle uyumlu bir konsept yapılıyor. Vay. Biz bunlara da soruyoruz yani siz ne giyeceksiniz ya da o an partneriniz ne giyecek? Ona göre renk seçenekleri oluyor. Yani burada da bir uyum sağlanıyor aslında. Dedim ya düğün için hazırlıklar ne kadar öncesinden başvurulmalı değil. Çikolata için size kaç gün öncesinden sipariş verilmesi lazım? Yani bize bir gün kafi. Yarım saat öncesinden gelmesinler ama bir gün öncesinden gelirlerse. Yani hem renk seçeneğinde yardımcı olmuş oluruz hem de o an telaş içerisinde hazırlanmaz. Çünkü işletmemiz de bayağı yoğun bir işletme. Yani misafir olanlar görmüşlerdir zaten. O yüzden ne kadar önce olursa o kadar kaliteli hizmet vermiş oluruz biz sizlere. Bir de duymuştum acı çikolata alanlar var mı nişanda öyle şaka olsun diye var mı? Acı çikolata işte orada biraz damada biraz daha zor bir süreç yaşatmak tuzlu için. Tuzlu kahve içeri bir de acı çikolata mı yediriyorlar? Demek ki. Ay yazık. Ben bunu bilmiyordum Ezgi'cim. Evet şimdi evet bir de acı çikolatayı. Evet. Ben bunu açamadım Gizemciğim. Canımcığım şu ilgilenir misin hayatı? Çok hoş yalnız. Mesela bizim. Hello. Cimim benim. Şöyle. Çikolata çeşitlerimiz içerisinde biz acı biberli çikolata bile yapıyoruz mesela. Şakasını. Kesinlikle. Kimler alıyor onu? Kimler alıyor? Bilgisayar niye çikolatayı acı biberli yemek ister? Ya şimdi damakta bıraktığı lezzet gerçekten çok farklı. Yani hem acıyı hem tatlıyı bir arada tükettiğiniz zaman çok farklı oluyor. Zaten hani milattan öncesi sürece dayanıyor demiştim ya. Orada acı biberli ve baharatlı çikolatalar tüketiliyor içecek olarak. Ha öyle o, mi? Orijinalinde var bu. Oo. Sen hiç yedin mi Ebru'cum? Acı biberli. Hayır hiç yemedim. Yemedin. Evet.